Hanımlar, beyler, hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir şey yapacağım. Şöyle ki, arkamızda görmüş olduğunuz Redstone Malikane'i internetten buldum, indirdim. Bu bölüm, bu Redstone Malikane'i yukarıdan aşağı her şeyi gezeceğiz. Her şeye bakacağız, her şeyi inceleyeceğiz. İlk defa girdim haritaya, hatta girdikten hemen sonra videoya başladım. Malikane'yi beğenmezsem bu videoyu atmayacağım ama beğenirsem atacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü açıkçası ben YouTube'u ilk izlemeye başladığım zaman en çok izlediğim içerik buydu. Yani arama kısmına Minecraft Redstone evler yazıp onlara bakıyordum. Hiçbirini nasıl yapıldığını anlamıyordum, ancak işte anlamak için en azından izleye izleye anlamaya çalışıyordum. Redstone merakım hep evvelden beri vardı. O şekilde başlamıştı. YouTube'da ilk izlediğim içerikler bunlardı genelde. Şimdi bir tane anahtar vermiş bize. Şöyle ufaktan ufaktan bir şu açıklamayı okuyalım. Demiş ki: "Akıllı Redstone'a hoş geldiniz. Bu evin içinde bayağı Redstone tekniğiyle oluşturulmuş bir sürü şeyler vardır. Eve girmeden önce şu uyarıları okuman lazım. Kapı key kartla açılır." demiş. Key kart bizde. "Ondan sonra enter'da bazı şeylere girmek için sanırım buna ihtiyacınız olacak. Büyük bir depolama sistemi var. Bayağı keşfedilecek şey var." diyor. "Tabelaları dikkatli okuyun." diyor. "Teşekkür ettik." Yapımcısının adı Deni4355'miş. Bakalım Deni4355 bizim için neler hazırlamış. Dediğim gibi ilk defa böyle eve gireceğim. Ama şu bir gerçek: eve baktığım zaman 30 FPS'in çok az üzerinde alıyorum. Arkaya döndüğüm zamansa gayet 60 FPS'in üzerine çıkıyorum. Bu da demek oluyor ki beni evin içinde hakikaten büyük sürprizler bekliyor. Redstone evi incelemelerini normalde kanalda önceden de yapmayı planlıyordum. Ancak şu 1.14'e uyumlu olduğu için beni birazcık daha erken yapmaya teşvik etti. Hem belki önümüzdeki bölümler için yapabileceğimiz güzel fikirler verir bize bu ev. Yani diğer kanallardan falan bakmak yerine, hem dediğim gibi önümüzdeki bölümler için belki de buradaki sistemler bize güzel fikirler verebilir. Kapımızı açtı, geri kapattı. Mail kutusu varmış. Bir tane düğme var. Tabelalarda falan bir şeyler yazmıyor ama bazı düğmelerin açıkçası şey olduğunu düşünüyorum. Dekoratif olduğunu düşünüyorum. Ama mesela tamam, hepsi dekoratif değilmiş. Mail kutusuna bir şey koymama gerek var mı ya? Yok eder herhalde. Şimdi şurada bir tane şey var. Akıllı ev sistemi demiş. Alarm sistemini aç kapat. Kapıyı aç kapat. Mesela kapıyı açıp kapatmak için şöyle yapalım bir. Açıldı mı kapı hakikaten? Kapatıldı. Yalnız şu panel tanıdık geliyor değil mi size? Ben de böyle şeyler kullanıyorum genellikle. Komparatör sistemi. Benim akıllı fırında kullandığım sistem. Ne demiş? Birinci katın ışıklarını aç kapat. İkinci katın ışıklarını aç kapat. Otomatik farmlar açık kapalı demiş. Otomatik farmların hiçbirini kapatmasın. Onları inceleyeceğiz. Asansör var. Ulan hiç, keşke bir sizden önce bir tur gezseydim ya. İçeride neler olduğunu pek bilmiyorum ya. Aa, güzel bir oda var burada. Açılmayan bir sandık yapmış. Neden yaptı bilmiyorum. Tuşa bas ve su al mı? Teşekkür ederim ama ne gerek vardı? Tamam, ben anladığım kadarıyla sarı lambalar, ışık. Şurada bir tane minecart vagon var, dikkatimi çekmedi değil. Neciymiş, ne değilmiş, onu sonra anlarız. Kırdık, pişman oldum kırdığıma. Burada ne var? Boş chestler, variller. 1.14 için yapılmış bir harita olması güzel. Bize inceleyecek, ya daha doğrusu güncel bir harita incelemek daha zevkli. Burası normal düz bir oda bence ya, hiçbir olayı yok. Ha, mutfak. Ne demiş? Depolama sistemine gitmesini istediğin itemi buraya at demiş. Mutfaktan mı yapıyor bu sistemi? Aynen, ızgara. Buraya elmayı nasıl koymuş ya o manyak? Nasıl yapmış lan bunu bu? Şu an çok dikkatimi dağıttı o elma. Neyse, kafalar şunlar bunlar. Şurada bir tane diyor, otomatik buzdolabı. Ha, her kapıyı açıp kapatmamda başka bir şalkır mı veriyor bize? Aynen. Her kapıyı açıp kapatmamda başka bir sandık veriyor. Aynen. İçlerinde farklı farklı itemler var. Güzel bir sistemmiş.
Her ne kadar benim gözümde şu an bu işe yaramaz olsa da hani bence boşmuş ama olsun yine de yapmış. Şimdi şu tarafa gidelim. Asansör diyor. Asansörleri zaten az çok hakimsinizdir ya. Ben bayağı asansör kullandığım için. Şimdi kum kapısı bu çekilecek. Yukarıda ittirecek. Hep bildiğim şeyler de işte. Böyle komplike bir evin içinde görünce farklı oluyor. Bu neymiş? Whirlpool kapalı açık. Ne demekmiş Whirlpool? Ha, ruh kumu çıktı bu mu? Neyse. Karpuz almak için buna bas. Ana, duşakabini çalıştırdık yanlışlıkla. Neyse. Bu da güzelmiş. Çıkalım. Kapatsın geri. Güzel bir tasarım aslında. O şu kapı tekniği hoşuma gitmedi değil. Burada gezmek benim birazcık daha bana sistemler konusunda şey verebilir. Yani fikir verebilir diye böyle uzun uzun gezerim burayı. Hem de siz de farklı bir içerik görün ya. Hiç aklımda olmayan bir şeydi. Yapalım dedim. La nereye gidiyorsun? Lan beni unuttun. Tamam dur bu kata gelsin. Bu katta duramıyor mu bu şimdi? Durması lazım ya. Katlarda durulan asansörler yapılabiliyordu. Çünkü vaktinde Muhammed abi de yapmak istemişti. Yapmamıştı ama. Ben beğenmediğim için yapmıyorum. Ama yapılabiliyor. Bak bu gerçekçi bir asansör. Yalnız diyeceğim de. Ne yapayım kardeşim? Ara yerde asansöre mi atlayayım ben? Manyak mısınız ya? Asansörü hiç sevmedim arkadaşlar. Çok kötü bir asansör kesinlikle. Tasvir etmiyorum. Benim yaptığım asansörler daha güzel. Buralar nelermiş? Aa kitaplık güzelmiş. Enchant odası falan. Buralarda bir şeyler bekliyorum. Hadi bir redstone sistemler falan filan. Yo akıllı ev dediniz. Akılsız ev çıktı. Bu ne böyle? Alt üstü lambaları kapatıp açma sistemi koydunuz diye mi akıllı oluyormuş evler? Neyse hayal kırıklığını ufak ufak başladım. Ha, bir şeker kamışı farmı var ve of. Bu şeker kamışı farmları genelde çok kaybediyor. Çünkü Hooper'ın üzerine düşmüyor genelde. Şuraya düşüyor. Olmamış. Beğenmedim. Ben sanırım buraya bu evi eleştirmek için girmiş gibi hissediyorum. Birazcık değil hatta bayağı bir öyle gibi. Çünkü çok eksik var şu an benim gözümde ya. Buraya renk farmı gibi bir şey yapmıştır diyecektim. Yapmamış da. Dur gezelim bakalım. Bu kat neler varmış? Alarm sistemi. Yine aynı paneli her kata koymuş gördüğüm kadarıyla. Olsun kontrol sistemi iyiymiş. Merdivenler. He. Adamım. Güzel ev yapmışsın ama çok eksiğim var. Teknik iyi ama geliştirilmesi lazım. Burası ne? Banyo. Oho. Oha, bir saniye. Oğlum bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş lan. Benim kafayı koysak buna var. Çok güzel görünürüz. Şeyde Nukecraft'ta yaparım lan ben bunu. Bu çok iyiymiş. Aa bak bunu da beğendim. Bunu da beğendim. Bunu da beğendim. Şuradan dispenser'la su salıyor. Sınırsız suya dönüştürüyor. Sonra suları yer aldığı zaman burası gidiyor. Ya da alttan vuruyor. Büyük olsun alttan vuruyor. Aynı alttan vuruyormuş. Klozet. Herhalde çöp kutusu niyetine bir klozet bu. Bunu atmayalım. Bu bize lazım olacak herhalde. Aynen. Hop tuvalet kağıdı verdi. Tuvalet kağıdını da aldı. Güzel. Duşakabin açma kapaması çok kötüymüş sadece. Onu beğenmedim. Ama bir saniye. Bir şey çalıştırıyor ama bu ne çalıştırıyor? Allah Allah anlam veremedim. Herhalde şey ışığı içeri girince açmaya yarıyor. Büyük bir ihtimalle. Güzel bir tuvalet yapmış ya adam. İlginç ya ben buraları gezerim. Şu an ilk defa gezdiğim için daha güzel. Oo açılıp kapanabilir şömine. Bak bunu beğenirim. Güzel yapmış. Altına hooper falan koymuş mu peki şey için hani. Ha yok yapmamış. Hani itemleri burada pişirsek alttan hopur çekse falan diyecektim. Yapmamış. Belki ben yaparım onu. Televizyon açılıp kapanabilir. Televizyon olacak da olabilir. Yana kayacak mı bakalım? Yok kaymadı. Tamam. Dediğim gibiymiş. Şey neydi ya bu? Korku filmi gibi olmuş birazcık böyle. Küçük yaştakilerin izlemesin sakıncalı falan. Bir tanesinin de Steve kafası var. Niye öyle bir şey detay eklemiş ki oraya? Tamam neyse. Film kötü filmmiş. Sevmedim filmi. Ama olsun televizyonun gideri var. Televizyonun gideri var.
Televizyonu gideri var. Ütürü kafası şu bu. Güzel. Peki şu ne işe yarıyor? Oo, etkilendim. Ejderhanın ağzı açıp kapanıyor. Aa. Neymiş mesela? Ordered items. Dur. Bir itemi seç ve biraz bekle diyor. Tamam, dediğini yapalım. Buna tıklamamam gerekmiyor umarım. Restore'u seçelim. Bakalım ne olacak. Şurada bir tane dropper var. Hadi la. Alt üstü vereceğin reston. Hadi. Hadi la, evinde gezilecek yerler var. Hadi. Ulan. Bunu beklerken var ya, nerelerden neler getirdim yaptım. Kemal Afiyet 11 tane reston tozmuş. Bu kadar beklediğime değmez ya. Büyük usta item arama sistemi yapmış. Güzel yapmış ama yani bilmiyorum, değmez sonuçta. Mesela 11 tane tahta için burada 5 dakika beklemek. Garip, videoyu kestim de siz o kadar beklemediniz Allah'tan, ama ben bekledim. Ben bekledim. Sizin için ben bekledim. Güzel. Güzel, sevdim. Burayı sevdim. Alt kata iniyor sadece. Bu kadar olmaması lazım ya. Angzorf'un mu? Bu adam Alman mıymış? Yarısı İngilizce yarısı Almanca yapmış artık. Neyse, alt kat inelim. Demek ki biraz da alt katta sistem var. Rambo gibi buradan atlamamı mı bekliyor? Ne yapıyor ya? Bu arada bu asansörün yapımında OMG Craft mıydı? Öyle bir tane kanal vardı, oradan bulabilirsiniz. Yani direkt bloklarına kadar aynısını yaptığı için direkt tanıyabildim. Hmm. Bak şimdi. Braving, ya iksircilik ve Nether Portal demiş. Güzel. Nether Portal'ın tatlı yapmış. Acaba Nether'da bir sistem var mı? Bakalım, bir yudumda çay alayım ben oraya. Harvest Nether Wards. Ait kurban olduğum. En sevdiğim Nether Ward farmını yapmış. Ben de böyle bloklusunu şeylerini falan severim. Hatta Deep Craft'ın ilk sezonunda yapmıştım. Hey gidi günler be. O zaman videolar tabi benim 1000 izlenmeyi görüyor görmüyor falan. Aga be. Güzel, beğendim. Beğendim. Nether'ındaki mantığı beğendim. Belli başlı farmlar Nether yapmak mantıklıdır. Çünkü dünyada lag yaptıracaksın. Nether'da daha iyi çalışır. Ha, şimdi demiş ki. Ne diyor? Bir tane şeyi seç, iksiri seç. 30-40 saniye bekle, tamam ya. Bizim iksir bilgisayarı vardı benim kendi haritamda. Onun benzeri bir şey. Mesela biz burada ne alabiliriz? Hani işe yarayacak. Hız değil de. Gece görüşü alabiliriz. Çünkü gece görüşü almak daha mantıklı. Tamam, tıkladığım gibi pişirmeye başlıyor herhalde. Şuradan ben ufaktan arkaya gireyim. Oha. Lan ben bu sistemi daha küçük bir şekilde yapmayı başarmıştım. Bu niye başaramamış? Buralar komple sırf iksir sistemi içinse yazık, günah yani bu kadar alana. Lan Vedat Minor gibiyim. Her şeyi eleştiriyorum ya. Hadi çıkalım. Adam videomuzu izlese diyecek ki bana laf sokmaktan başka bir şey yapmamış diyecek. Kendimizi kötü tanışacağız. Aha, Splash Potion on off switch yapmış. Bak bu güzel. Bunu beğendim, bunu takdir ettim. Ama ben bu kadar büyük bir şeye bilmiyorum, gerek yok. Bence reston sistemi arkadaşlar küçük ve kolay olanı makbuldür. Çünkü sonuçta kendim için değil. O 5 tane mi? Ha. Tamam. Güzel. Büyük mü büyük, güzel. Burası ne bu? Asansör boşluğu mu? Yok, başka bir şey bu. Ne bu? Aa, asansör boşluğuymuş, tamam. Işıkları aç açma falan da var. Gereksiz başımıza iş. Ne demiş? K kartı gir demiş yine. Ben bu taraflara bakacağım. Buralarda bir şeyler vardı, dikkatimizi çekecek. Auto smelter. Aha, en sevdiklerimden. Fırın sistemi. Open the door. FBI. Bayağı bir şey varken aslında. Farklı fırın varken tek bir tanesini kullanmış. Olsun. Fırın sistemlerini zaten biliyorsunuz. Ayrıca bu adamkini göstermeye gerek yok. Ben sizi zaten 2 senedir doyuruyorum büyük ölçüde fırın sistemine. Yeter diyorsunuzdur. Yemek farmı, yün farmı, kakao farmı, mushroom farmı. Bu hayvan sesleri. Kardeşim. This illegal. 2 tane spawner almışsın Creative'den.
yakıştıramadım. Ama şey bak. Dispenser mantığı çok iyi. Hani dispenserların kötü görünmemesi için güzel şey, bir mantık yapmış. Hoş. Yün farmımızda herhalde tek bir tane koyundan oluşuyor. Bunun bir depolama kısmına gidelim bakalım. Burası ne, kakao farm mı? Bu seviyor ya blok swapper'larını belli ki. Bunun için otomatik mi geliyor yoksa bana... Haa, mantar farmı. Bak bu güzel, ben bunu yapmak istiyordum ha. Şey, Special Steve geldi ya bu sene, böyle bir şey, alametli çorba. Onun için ben bu farmı yapmak istiyordum. Gerçi inek getirmek de mantıklı ama ben bu farmı yapmak istiyorum. Çünkü neden? Ben farm yapmayı severim. Bunlar nereye depolanıyor onu tam anlayamadım. Büyük olsa storage arenaya gidiyordur, depolama alanına. Burada farklı şeyler yok. Ya çok güzel güzel yapmış bazı şeyler de, çok fazla alan kullanmış ya. Yazık, günah yani onca alana. Şimdi depolama... Oha! İyi ki... Orada ne oluyor lan öyle? Manyak sayaç mı yapmış? Ne sayacı lan bu? Bir saniye, saat mi yapmış bu manyak? Yo, 80 diyor. Böyle saat olmaz. Bu bildiğin sayaç. Reset item count. Oha, kaç tane item geldiğini mi sayıyor buraya ya? Çocuğum, çocuğum sen nasıl bir işsizsin, nasıl bir manyaksın ya? Kaç item geldi, ne yapacaksın oğlum ya? Güzel yapmış bak, bunu takdir ettim. Şu hani bölüm sayaçları falan olur ya, ben onların hiçbirini yapmayı beceremediğim için takdir ediyorum şu anda yani. Onlar bana böyle çok şey geliyor. Burası yükleme alanı mı? Ne alanı bu? Herhalde kumu mumu camı alıyoruz buradan, koyuyoruz. Sonra vagon alıyor, götürüyor mu? Ne yapıyor? Yok, o değil. Bir an şey zannettim, yukarıdaki çağırma sistemi vardı yani bir tane. Oradan, buralardan istediğimiz itemi çağırabiliriz zannettim. Öyle bir şey değildir büyük olasılıkla. Yani küçük bir depolama tabi de. Şu alttaki rayların olayını tamamen... Alttaki raylar olayındayım. Diğer itemler buraya geldi diyor. Chest'in içindeki itemleri yok et. Ben bu itemleri bir yere atmıştım değil mi? Aynen, çöp kutusuna atmıştım. Çöp kutusundan buraya gelmiş. Vay, güzelmiş bak o mantık. Şu arkada ayırıcı sistemler var. Aynen öyle. Nasıl da biliyorum bak, elimle koymuş gibi. Aynen, ayırıcı sistemler var ama usta yani. Yet. Bak burası da stacklenemeyen itemleri ayıran bir sistem herhalde. Öyle mi? Yo. Bu başka bir dalga, nereden geliyor lan bu? Vex mi? Vex'in ne işi var ya burada? Vex ne alaka ya? Şu an kafamı deli sorular. Yani evet, Vex'in ne işi var orada? Ay tamam, neyse, anlayamadığımız çok şey var belli ki burada. Bambu. Güzel bir depolama yapmış da küçük yapmış ya. Öküz gibi depolama gerekiyor insana. Burası neymiş? İtemleri ayrıştır demiş. K-card atmayalım. Direkt herhalde şeker çekmez alıyor. Güzel. Güzel, mantıklı, hoş bir sistem. Küçük ama güzel. Küçük ama etkili sayılabilir. Başka? Yani bu itemler... Hepsi buraya geldin, emin misiniz ya? Buraya sığar mı? O kadar inek farmı falan vardı orada. Bakayım. Hakikaten mantar farmından falan filan bir şeyler geliyor. Yukarıda domuz eti ve şey vardı. Kok matum vardı. Onları da pişirip getiriyor büyük bir ihtimalle. Yukarıdaki çağırma motorundan da çok büyük bir ihtimalle bu aşağıdan item çağırıyor. 11 tane olsa da çağırma işini yapmış. Ha, içeri attığım itemler de buradan geçti. Güzel güzel yapmış aslında da. Ne bileyim. Şöyle yapalım. Game mod diyelim. Spectator diyelim. Mesela bunlara ne olduğunu merak ediyorum şu anda. Ha, burada bir lavla yakma mekanizması var. Alttan bir şey geliyor. Onlar da karşıya geçiyor. Buradan nereye çıkıyor bu peki? Su akıntısıyla bu tarafa gidiyor. Buraya geliyor. Asansör boşluğuna geliyor. Aynen. İlginç bir şekilde.
Ya da bu altta hopurlu. Ha yo, aynen. Gelmiyor. Mesela yün oradan çıktı yukarı. Nereye gidecek? Asansör boşluğu. Asansör boşluğu nereye gidecek? Ha, depolama alanına dahil oluyor. Anladım neden gelmediğini. Anladım. İçeride kaçırdığımız bir şey var mı peki? Mesela bu neymiş? Ha şey. Duşakabin sistemi. Burada da bir şeyler var aslında bak. Bak kesinlikle burada da bir şeyler vardı. Biz buraları kaçırdık ya. Lavabo. İtem çağırdığımız kısım. Daha doğrusu item arama motoru gibi bir şey işte. Çok şey varmış aslında da işte çoğunu görememişiz. Sanki. Mesela şurası şeker kamışı farmı. Şeker kamışları da oradan aşağı iniyor. Aslında her şeyi küçük küçük üretebileceğiniz güzel bir ev yapmaya çalışmış çocuk. Yapmış da bence ya. Yani şahsen benim işimi görmez çünkü biraz farmların büyüğüne ihtiyaç duyabiliyorum da. Genel anlamda ortalama bir Minecraft oyuncusu mesela bu haritayı indirse, bu evin etrafında oynasa böyle çok zevk alabilir. Aa bak burada şey varmış. Melon pumpkin farmı varmış. Kabak karpuz farmı varmış. Güzelmiş. Dışarıdan hoş görünüyor. Yumurtaların da nereden geldiği belli oldu. Ha bambu farmı da var. Güzel. Bu ne? Normal tarla herhalde. Elle şey yapılan. Bir kamp ateşi. Bir masa. Oturalım masaya. Küçük kaldık ama olsun. Bu arada bu masa şekli de iyiymiş ha. Bir küçük tenis kortu. Ha, palmiyeler, malmiyeler. Şeyler, şekil, şukul işler. Burası ne? Ha, bir saniye buraya çıkamıyoruz. Bu şey mi ya? Tahıl farmı değil mi burası? Aynen. Beetroot'u falan bu şekilde yapıyor. Buradan da havuç patates mi yapıyor? Güzel düşünmüş. Bak bunu güzel işte. Bak bunu beğendim. Hem küçük hem de işe yarar bir farm yapmış. Geceleri de uyuyabilmeleri için işler falan koymuş buraya. Bunu beğendim. Buradan bir yere gidiliyor. Burası ne? Çöl köyüne gider demiş. Sit the minecart and wait few seconds. Minecart otur ve bir süre bekle. Akvaryum da güzelmiş bu arada. Hadi gidelim. Adam metro yapmış ya Beyze. Sen ne çılgın çocuk. Sen ne çılgın çocuk. Sevdim seni. Her ne kadar bazı sistemlerin bana hala boktan ve büyük gelse de temel anlamda takdir ettim. Ya bu fikir, bunu ben düşünüyordum biliyor musunuz? Lovecraft'ta ben bunu suyun altından yapmayı düşünüyordum. Hatta diyordum ya işte karşıdaki Çölü Kalesi'ne buradan geçiş yapacağım diye. Neyse, bu fikri ifşalamış oldum. Artık önümüzdeki Lovecraft bölümlerini beklersiniz. Daha ne kadar gideceğiz lan biz buraya? Robin'den Mobin'den geçtik lan ne oluyor? Var ya şu yolu çekiyorsam sırf hani gittiğimiz yerde köy acaba nasıl bir yerdir diye düşünüyorum. Öyle çekiyorum yoksa hiçbir amacı yok yani. Güzel. Şu aktivatör ray mevzusu güzelmiş. Şimdi çıkalım. Dümdüz köy lan burası. Bunun için mi geldim ben buraya kadar? Ah içerik olsun torba da olsun yapmış ya. Ben köyde de bir şeyler yapacak diye bekliyordum. Neyse. Demek buradan geçmemize izin yok. Allah'tan Ender Pearl diye bir şey var da. Yalnız kritideyim. Demir barı kırmadım. Neyse bakın yapılan işlere saygım budur yani. Adamın demir barını istesem kırabilirdim ama kırmadım, yapmadım. Hadi gidelim. Öbür o tarafta kaçırdığımız bir şey var mı diye merakımdan geri dönüyorum. Yoksa aslında harita bence bitti. Videoya geri dönelim çünkü evin içinde kaçırdığımız bir nokta varmış. Bir nokta varmış. Gizli geçit varmış. Gizli geçit ne diye soracak olursanız savaş sırrı falan. Lan bunların elini nasıl tutturmuş ya? Komutla yapmış herhalde. Değerli itemler demiş. Evet, Galt Nugget'a da değerli item diyorsan konuşmamız gereken bazı şeyler var. Silahlar demiş. Gerçi bu ayırıcı sisteme mi bağlı bilmiyorum da silahlar. Looting X. Subhanallah. Kalkanan Breaking, Flame X, Power X. Multishot, Flame buna basılabiliyor muydu ya? Ben basılamıyor diye biliyorum. Ama bir deneme yapabiliriz. Mob var mı etrafta? Yok. O zaman
Üzgünüm. Ay pardon. Flame falan vermedi ki flame efekti. Yanması lazımdı köpeğin. Neyse, crossbow'lar hala çok iyi silahlar değil. Buradaki düğmeye basınca da orayı açıp kapatıyor. Güzel. Güzel güzel, mantıklı. Mantıklı, beğendim. Gizli geçit mantığı çok güzelmiş en azından. Şöyle bakmak gerekirse, hani kaçırdığımız bir şey var mı babında? Çok da yok gibi. Ama güzel yapmış ya. Bina şekli olarak güzel. Hani tasarım olarak bina ikna edici. Mesela ne demiş? Otomatik fanlar aç kapat demiş mesela. Açıp kapatalım mesela, anlayacaksın. Hadi bir daha. Artık ne kadar doğru ne kadar bilmiyorum. İkinci kat, üçüncü kat. Dışarının lambalarını aç kapat. Dışarının lambaları açık mı? Dışarıda lamba var mı daha doğrusu? Hiç fark etmedim çünkü. Dışarıya bakabileceğim bir yer yok mu ya şurada? Varsa da şu an kapalı. Dışarının lambalarını bir açabiliyor muyum bakalım bir. Aç baba. Biz de dışarı çıkalım bakmak için. Yani dışarısının lambası varsa da ben görmemişim demek ki. Yine de ev dış tasarım olarak gerçekten güzel bir malikaneymiş. Allah, gezdiğime değdi ya bence. İlk kez bir reston ev gezisi yapalım dedim. Bence çok da şey olmadı yani, boş bir yer değilmiş. Lambalar da varmış hakikaten. Vallahi şahsen böyle çok beni şaşırtacak bir sistem çok yoktu ama yine de şu köylü farmını sevdim. Mesela şeyi de sevdim sanırım. Yeraltı metrosu olayını da sevdim. Birkaç tane daha bir şey neydi dikkatimi çeken? Gizli geçit mantıklıydı. İtem çağırma sistemi de çok mantıklı ama işte yeterince, Allah aşkına tavuk tüyünü çağırsan ne olur? Ha belli ki yapabiliyorum, yapabilmiş ama tam hakkını vermemiş. Mesela bu şalkır çağırma sistemi olsa, restoran tıklasa mesela restoran şalkırını getirse çok daha mantıklı olabilirdi. Hoş olurdu. Kesinlikle takdire değerdi anlayacağınız. Yine de genel anlamda ev güzel dizayn edilmiş bir ev. Ama şu bir gerçek ki hani besindir, hayvandır farmları evin büyük ölçüde %2'sini depolama sistemi ise evin %90'ını oluşturuyormuş. Onu fark ettim yani. Yine de çok güzel olmuş. Yapan arkadaşın adı neydi? Artık burada armor stand var değil mi? Aynen. Deni 4355. Güzel yapmış. 1.14 için yapmış. Yani benim için de farklı video oldu. Ev hakkında böyle tüyo alabileceğim çok fazla şey yok. Ama birkaç şey de güzel yani, anlayacaksın. Oda dizaynları falan güzel. Dışarıdan baktığımız zaman da malikane gayet tatmin edici ya. Gayet tatmin edici. Etrafını çok beğendim. Yani mesela şu bambu farmının durduğu yeri çok sevdim ben. Plajını sevdim anlayacağınız. O zaman şöyle yapalım. Artık bu videoyu bitireyim. Zaten çok da olayı olan bir video değil. Bildiğiniz bir kere bir reston malikane gezelim dedim. Şansımızdaki çıkan malikaneyi gezdim. Yine de reston ev gezileri yapalım. Böyle reston sistemlerin olduğu başka haritaları biz de gezelim. Türkçeleştirelim. İşte bayağı yapalım. Sağına soluna bakalım derseniz, beğendiyseniz açıkçası, yorumlarda belirtebilirsiniz. Destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.